Alanya Posta TV'den mutlu akşamlar sayın seyirciler. Gündeme dair gelişmeleri aktaracağız. Alanya Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısında faaliyet raporu değerlendirildi. Millet İttifakı'nın bazı konularda eleştirdiği rapor, İyi Parti grubunun çekimser oyuna rağmen onaylandı. Faaliyet raporunun okunması ve oylanması esnasında Başkan Vekili Kerim Aydoğan oturuma başkanlık etti. Alanya Belediye Meclisi pandemi tedbirleri kapsamında Alanya Kültür Merkezi'nde yapıldı. Alanya Kültür Merkezi'nde yapılan mecliste komisyon seçimleri öncesinde faaliyet raporuna ilişkin görüş sunulması esnasında Adem Murat Yücel koltuğu Başkan Vekili Kerim Aydoğan'a bıraktı. Mecliste Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Erkan Demirci grup olarak faaliyetlere olumlu oy verdiklerini ifade ederken tespit ettikleri eksikliklere ilişkin de tavsiye ve uyarılarını ifade etti. Yaptıkları tüm yapılar için yasal çerçeve içerisinde kalmaya davet ediyor. Yine belediyemizin kaçak ve ruhsata aykırı yapılarla çok daha etkin mücadele etmesini bekliyoruz. Bu arada ittifak olarak 9 ay önce verdiğimiz ve üstünde 9 ay geçmesine rağmen hala aramadığımız bir soru önergemiz var. Alanya'daki kaçak yapılaşma ile ilgili. Geçen sene Temmuz ayında verdiğimiz soru önergemize hala yanıt aramadık. Bunu da burada yüksek sesle size ve tüm kamuoyuna bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Faaliyetler konusunda çekimser oy kullanan İyi Parti sözcüsü Hacı Mevlüt Zavlak önce olumlu bulduğu çalışmaları dile getirdi. Daha sonra ise eksik gördükleri konuların giderilmesini talep etti. Temiz enerji konusunda belediyemizin yaptığı yatırımları çok kıymetli ve başarılı buluyoruz. Sokak hayvanları konusunda gayet iyi çalışmalar yapıldığını, bu konudaki çalışmaların büyümleştikçe daha iyi gittiğini görüyor ve belediyemizi bu konuda da başarılı buluyoruz. Sosyal yardımlaşmada belediyemizi başarılı buluyoruz ama daha iyi yapabiliriz. Özellikle bu pandemi sürecinde Başkan Bey projelerinin arasında aşırı bir projesi vardı. Umuyoruz ki hayata geçirilir çünkü tam zamanlı. AK Parti sözcüsü Mehmet Ali Kiriş genel itibarıyla faaliyet raporuna onay verildiği, buna rağmen özellikle trafik konusunda yol düzenlemelerine yönelik beklentinin karşılanması gerektiğini söyledi. İvedilikle çözülmesi gereken noktalar olduğunu ve bunların da şehrin dinamiğinde, işleyiş dinamiğinde, kent disiplininde ve çevre disiplininde etkili olduklarını, bunları çözdüğümüz anda da Alanya'nın önünü açacağını ve artık sistem üzerinde devam ettiklerini biliyoruz. Bu konuda da gereken yapacaklar diye bekliyoruz. Ayrıca bir konuda aslında Alanya'nın diğer önemli can damarlarından birisi ulaşım planı. Bu ulaşım planıyla belki gündemde var, çalışmaları var ama bunun artık bir nihayete erdirip en kısa sürede uygulanması gerekiyor ki. Milliyetçi Hareket Partisi sözcüsü Mustafa Tunay ise pandemiye rağmen iyi bir çalışma sergilendiğini söyledi. Böyle ki olağanüstü bir dönemin arkasından bir faaliyet raporu yapabilmek bile bana böyle bir başarıdır. Başkan Vekili Kerim Aydoğan ise Erkan Demirci ve Hacı Mevlüt Zavlak'ın uyarılarına yanıt vererek ikazların mutlaka dikkate alınacağını söyledi. Bize de bu yol gösterecek. Çalışma arkadaşlarımıza da yol gösterecek. Ama bazen takdir edersiniz ki bazen bütçede de olmayan bir anda mesela bütçede olmayan bir tane konu şimdi aklıma geldi. Şeyde hesapta olmayan, hedefte olmayan bir anda bir kamulaştırma geldi. Mahkeme kararı var, kamulaştırma. Ne yaptık? Bütçede 6.2 milyon lira para ödendi. Ne yapılması gerek? Bir anda onun mutlaka oluşturulması gerekiyor. Herhalde yasal yollarda bunun hemen yapması gerekiyor. Faaliyet raporu İYİ Parti'nin çekimser oyuna rağmen oy çokluğuyla kabul edilmesinin ardından Aydoğan koltuğu yeniden Başkan Yücel'e bıraktı. Evet arkadaşlarımız, kabul Alanya Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısında ayrıca meclis içi seçimler de yapıldı. Bir kısmı gizli oylamayla yapılan seçimlerde meclis başkan vekilliğine daha önce olduğu gibi yeniden Kerim Aydoğan seçildi. Encümene Kerim Ertekin, Nuri Tokuş, Ali Rıza Kayacı seçilirken en çok tartışmanın olduğu imar komisyonunda Cumhuriyet Halk Partili Yılmaz Bağışlar yerine Nazmi Zavlak bu dönem için seçilen isim oldu. Mustafa Toksöz 28, Nuri Tokuş 28, Pavlina Müftü 24. Alanya Belediye Meclisi'nde faaliyet raporunun oylanmasının ardından komisyon ve vekillik seçimleri yapıldı. Başkan vekilliğine Kerim Aydoğan ve Ali Şahin yeniden seçildi. Kerim Aydoğan 26 oy, Ali Şahin 26 oy, Didem Özaltı 9 oy, Akber Kan 9 oy, almış. Hayırlı olsun.
Belediye Meclis Katip üyeliklerine asil olarak Mustafa Toksöz, Nuri Tokuş, yedek katip üyesi olarak da Meliha Erdoğan ve Paola Müftüoğlu seçilen isimler oldu. Encümene ise Kerim Ertekin, Nuri Tokuş, Ali Rıza Kayacı seçildi. Nuri Tokuş Bey, Ali Rıza Kayacı. Plan ve Bütçe Komisyonu'na Fevzi Alaaddinoğlu, Mustafa Sümbül, Serkan Salvur, Fikret Arık, Alper Birer, İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na Mehmet Ali Tekin, Melike Nazifeoğlu, Nazmi Zavlak, Hasan Can Kamburoğlu, Mehmet Ali Kiriş, Sosyal Yardım Değerlendirme Komisyonu'na Kayhan Balta, Mustafa Toksöz, Yılmaz Bağışlar, Alper Kan, Mehmet Şenli, Tarihi Kentler Birliği Komisyonu'na Mehmet Babaoğlu, Muammer Özbudak, Akdeniz Belediyeler Birliği Komisyonu'na Ali Şahin, Melike Nazifeoğlu, Muammer Özbudak, Mehmet Şenli, Mehmet Ali Tekin, Mehmet Ali Kiriş, Kültür ve Turizm Komisyonu'na Emine Çalış, Fevzi Alaaddinoğlu, Serkan Salvur, Alper Kan, Paulina Müftüoğlu, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu'na Mehmet Babaoğlu, Fevzi Alaaddinoğlu, Hüseyin Yaman, Mevlüt Zavlak, Meliha Aras Erdoğan, Esnaf ve Ticaret Komisyonu'na Mustafa Sümbül, Kayhan Balta, Hüseyin Yaman, Mevlüt Zavlak, Ahmet Dayanç, Kent Estetiği Komisyonu'na Nuri Tokuş, Melike Nazifoğlu, Didem Dimözaltın, Arif Tok, Nazmi Zavlak, Numara Taş Komisyonu'na Mustafa Sümbül, Mehmet Babaoğlu, Hüseyin Yaman, Halit Öztürk, Bilal Azak, Meydan Cadde Sokak Ad Verme Komisyonu'na Mustafa Sümbül, Mehmet Babaoğlu, Hüseyin Yaman, Halit Öztürk, Bilal Azak seçildi. Kabul edenler, etmeyenler. Batı Alanya'nın hastane hasreti 3 yılın ardından sona eriyor. İhalesi tamamlanan hastanenin yakın zamanda ihaleyi kazanan firmayla yapılacak sözleşme sonrasında inşaatı hız kazanacak ve 700 gün içinde hizmete açılacak. Yeni bir hastane yapıyoruz. Hayallarda. Kimin için yapıyoruz? Sizin için. Alanya Posta Medya'nın Batı Alanya'nın 3 yıldır beklediği hastane sözünü gündeme getirmesinin ardından hız kazanan çalışmalar meyvesini verdi. 200 yataklı Payallar Devlet Hastanesi'nin yapılacağı orman arazisi için geçtiğimiz aylar kesin izin çıkmıştı. Hastanenin inşaat ihalesi 2 Nisan'da yapıldı. Kimin için yapıyoruz? Sizin için. Güzel Bağ'a hizmet edecek, Konaklı'ya hizmet edecek, Elikesi'ye hizmet edecek, Payallar'a hizmet edecek, Türklere hizmet edecek, Akdam'a hizmet edecek. Ve inşallah Arsallara da, ince kumada okurcalara da hizmet edecek. Hastanenin inşaat ihalesinin gerçekleştiğini müjdeleyen Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe Başkanı Mustafa Toklu, proje ihalesi 19 Temmuz 2018'de tamamlanan hastanemizin inşaat ihalesi de tamamlandı. İhaleye 20'nin üzerinde firma katıldı. İhale kesinleşince ihaleyi alan firmayla yapılan sözleşmeden itibaren 700 gün içerisinde inşaatı tamamlayıp sağlık hizmetinde kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığı'na teslimatı yapılacak. Katkılarından dolayı Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ve bölge milletvekillerine teşekkür ediyoruz dedi. Tabii sürecin buraya gelmesinde başta Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun katkıları çok büyük. Bölge milletvekillerimizin katkıları çok büyük. Sayın Bakanımıza ve milletvekillerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Payallar Devlet Hastanesi'nin projesi hakkında bilgi veren Toklu, sağlık alanında yatırımın önem ve özelliğine dikkat çekti. Payallar bölgesine yapılacak olan hastanemiz 200 yatak kapasitelidir. Bu hastanemizde A2 seviyesinde olup 67 tane polikliniğimiz bulunmaktadır. 7 tane ameliyathanenin bulunduğu, 25 tane yoğun bakımda hasta kabulünü yapılacağı hastanemiz sadece Alanya'ya değil tüm bölgeye hizmet verecektir. Alanya AK Parti teşkilatı olarak, hükümetimiz olarak Alanya'daki sağlık alanındaki yatırımların takipçisi olacağız. Bu çalışmaları bu doğrultuda devam ettireceğiz. Buradan bir kez daha vatandaşlarımıza, Alanya'mıza, bölgemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, teravih namazı ile ilgili önemli açıklamada bulundu. Erbaş, yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını camilerde değil evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik dedi. Pandeminin etkisini kaybetmek bir yana giderek artmasının ardından geçen yıl Ramazan ayında uygulanan teravih kararı bu yılda devam edecek. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, dünya genelinde yaşanan salgının tehlikesinin ve vaka ile vefat sayılarının artmaya devam ettiğini, bu çerçevede yaptıkları istişare sonrası teravih namazlarını camilerde değil evlerimizde kılmanın daha uygun olduğuna karar verdik açıklamasında bulundu. Daha güzel bir gelecek adına
Erbaş elbette gönlümüz istiyordu ki teravih namazlarını camilerimizde kılalım. Çoluğumuzla çocuğumuzla o coşkuyu camilerimizde yaşayalım. Ancak salgın hastalık tehlikesi, teravih namazının uzun süre kapalı bir alanda kalmayı gerektirmesi, belirti göstermeyen vakaların varlığı gibi nedenlerden dolayı geçen sene olduğu gibi teravih namazlarımızı evlerimizde kılacağız. Tabii acı ve üzücü, yani böyle bir duyuruyu yapmak benim için gerçekten çok acı ama sağlık için önemli ifadelerini kullandı. Kabul edelim ki günümüzde İnsani değerlerin ve vicdani erdemlerin muhafazası da zorlaşmakta. Bu alanda Alanya'da camilerde bu karar çerçevesinde teravih namazı kılınmayacak. Canım cananım sen ya Erbaş vatandaşlardan oruçluyken aşı olabilir miyiz şeklinde çok yoğun bir şekilde sorular aldıklarını bildirerek, Din İşleri Yüksek Kurulumuzun da açıkladığı gibi gerektiğinde oruçluyken aşı olmakta bir sakınca yoktur ve bu durum orucu bozmaz açıklamasında bulundu. Antalya Büyükşehir Belediyesi, imar planlarının tüm şehirde şeffaflığını sağlamak ve vatandaşların doğrudan en hızlı şekilde imar planlarına erişebilmesi için imar otomasyon sistemi kurdu. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Muhittin Böceğin planlı, kurallı, kimlikli bir kent vizyonu çerçevesinde önemli bir projeyi hayata geçirdi. Başkan Böceğin şeffaf planlama ve katılımcı yönetim anlayışıyla Antalya il sınırlarında gerçekleştirilen planlama çalışmalarına vatandaşların doğrudan en hızlı şekilde erişebilmesine olanak sağlayacak imar otomasyon sistemi kuruldu. Desteğiniz için bütün almış olduğumuz kararlarımızın hayırlı olmasını, hayırlara vesile olmasını, başarılı olmasını diliyorum. Çalışmalar kapsamında Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nın ortak çalışmalarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki imar planları ve diğer veriler tek platformda toplandı. İmar otomasyon sistemi ile belediye birimlerinin daha hızlı bilgiye erişebilmesini ve koordinasyonu sağlamak amacıyla parsel bilgisi sorgulanabilir olarak hizmete sunuldu. Ayrıca Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde onaylanan Antalya Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluğundaki imar planları, coğrafi bilgi sistemi altyapısıyla parsel bilgisi sorgulanabilir şekilde belediye sitesinde yayınlanmaya başlandı. Sit sınırlarına ve ilgili planlama ve proje ilişkin olabilecek olan her türlü altyapıyı bu uygulamayla vatandaşlar plan ve değişikliklerin hangi parselleri kapsadığını görebilecek. Yapılan plan ve değişikliklere ilişkin belgelere şeffaf belediyecilik anlayışıyla doğrudan erişebilirken kendi parselinin plan veya değişiklik içinde kalıp kalmadığını öğrenebilecek. İkinci etapta Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 19 ilçenin planları şeffaf olarak vatandaşın hizmetine açılacak. Büyükşehir Belediyesi'nde imar otomasyon sistemi ile ilgili bir çalıştay düzenlendi. Çalıştaya 12 daire başkanlığından yaklaşık 100 teknik personel katıldı. Başkan danışmanı Alper Gökçay, Büyükşehir Belediyesi'ndeki bugüne kadar farklı zamanlarda imar otomasyon sistemi kurulması için denemeler yapıldığı, ancak idare, yazılım ve yetişmiş personel uyumu sağlanamadığından hepsinin yarım kaldığını anlattı. Bir harita, iki de normal bildiğiniz, sizin bildiğiniz bilgi sistemleri, yani haritayla bilgi sistemini birleştirilmiş hali. Daha sonra üzerinde mesela herhangi bir parselin bize planı lazım. Kaç? 5000 ölçekli planı. Alanya Belediyesi asfalt, ağaçlandırma ve orta refüj çalışması tamamlanan Oba Portakal Caddesi'nde yol çizgi çalışması yaptı. Oba Portakal Caddesi'nden Yeni Çevre Yolu'na bağlanan imar yolunda üst yapı çalışmalarında sona yaklaşıldı. Asfalt, orta refüj ve ağaçlandırma çalışması tamamlanan Portakal Caddesi'nde yol şerit çizgileri çizildi. Kaldırım çalışmalarının devam ettiği caddede Yeni Çevre Yolu'na kadar çizgi çalışması tamamlandı. Jandarma Dimçayı Vadisi ve obaya ulaşımı kolaylaştıracak yolda Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Yeni Çevre Yolu'nun devamı niteliğinde artık sürücülerin rahat ve güvenli ulaşım yapabileceğini belirtti. Mislikom 3. Lig'de 30. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak. 4. grupta Alanya'yı temsil eden Kestel Spor, hafta içi mesaisinde 68 Aksaray Belediyespor'u Milli Egemenlik Stadı'nda misafir ediyor. Yarın saat 15'te başlayacak karşılaşmada Burak Olcar, Kadir Kantekin ve Mustafa Tosun hakem üçlüsü görev yapacak. 34 puanla 9. basamakta bulunan Alanya Kestel Spor, 6 haftalık galibiyet hasretine bu zorlu mücadelede son vermek istiyor. Turuncu mavi beyazlı ekipte stoper Alpan dışında eksik bulunmuyor. 48 puanla lider Adıyaman'ın 2 puan
gerisinde bulunan Aksaray Belediyespor'da şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürmek için puan kaybetmek istemiyor. İki ekip de sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak. Ligin ilk yarısında Aksaray'da oynanan ve tartışmalı hakem kararlarının yaşandığı maçı Aksaray Belediyespor 3-0 kazanmıştı. Ben Özlem Kaygısız bültenimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte Alanya Posta TV'de görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.